Merhabalar sevgili gençler, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bugünkü konumuz mantık. Yani polinomları da artık işledik bir önceki videoda. Artık mantık konusundayız. Az bir konumuz kaldı kampın bitmesine. Limit türev integral ne oldu hocam? Onlardan ne haber derseniz de sevgili gençler. Zaten kanalımda türev ve integrali detaylı olarak en detaylı biçimde konu anlatımlarını yaptım. Başka kanaldan izlemeye gerek duymayacaksınız arkadaşlar. Türev ve integral zaten bitti. Bu sene sadece limit anlatacağım ve türev ve integral videolarına yönlendireceğim sizi. Zaten çekilmiş toplam türev ve integral videosu 19 tane video var sevgili gençler. 19 tane videonun hepsini, PDF'leri de var. Şu an yüklü bir şekilde. Hepsini hallettiğiniz takdirde adam akıllı biçimde türev ve integral öğreneceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şimdi biz ana konumuza geri dönelim. Mantık nedir? Mantık nedir? En güzel cümleyle, yani en güzel tanımıyla şu cümleyle açıklanabilir. Doğru düşünmenin şartlarını ve kurallarını ifade eden disipline mantık diyoruz. Doğru düşünmenin şartlarını ve kurallarını ifade eden disiplin. Bir disiplindir mantık. Doğru ya da yanlış, kesin bir hüküm bildiren ifadelere de sevgili gençler önerme diyoruz. Önermeler genellikle P, Q, R, S gibi küçük harflerle gösterilecek. Peki bu önermenin doğruluk değerleri nedir? Bir önermenin doğru ya da yanlış olmasına o önermenin doğruluk değeri diyeceğiz. Bir önerme doğruysa doğruluk değeri D veya 1 ile, ki biz 1'i kullanacağız. Yanlışsa da Y veya 0 ile gösterilir, biz 0'ı kullanacağız. Yani doğruysa sevgili gençler biz 1 diyeceğiz. Yanlış ise eğer biz 0 diyeceğiz buna. Bunların karşılığı bunlar olacak. Bir P önermesi doğru bir önerme ise bunu P denktir 1 ile ifade edeceğiz. Yanlış bir önerme ise de P denktir 0 şeklinde göstereceğiz. P önermesi 1'e denktir diye veya P önermesi 0'a denktir diye okuyacağız. Sorumuza başlayalım. Hadi bakalım. 3 tane sevgili gençler cümle verilmiş. Bakın 3 tane cümle verilmiş. Yukarıda verilen ifadelerden hangilerinin bir önerme olduğunu bulunuz ve bu önermelerin de doğruluk değerlerini inceleyiniz demiş. Şimdi eksi 2 negatif bir tam sayıdır. Şimdi sen bunun doğruluğu yanlışlığı hakkında kesin bir hüküm veriyor musun? Ben veriyorum. Diyorum ki eksi 2 bir tam negatif bir tam sayıdır. Evet doğru. Bakın doğruluğu hakkında kesin bir hüküm veriyorum. Bunu tüm insanlar buna kesin bir hüküm ve doğru veya yanlış diye kesinlikle bir cümle söyleyebilir buna. Dolayısıyla sevgili gençler bu bir önermedir ve doğru bir önermedir. Bir hafta 8 gündür. Kesinlikle yanlış. Bakın yanlışlığı hakkında hüküm verdim. Dolayısıyla bu cümle bir önermedir ve doğru bir önermedir. Benimle gelir misin? Ha pardon, yanlış bir önermedir. Üzgünüm. Sıfırdır diyeceğiz sevgili gençler. Benimle gelir misin? Doğru mu yanlış mı bu cümle? Doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında bir hüküm veremeyiz. Yani bu cümle doğrudur veya bu cümle yanlıştır diyemeyiz. Niye? Çünkü bu bir soru cümlesi. Soru cümlesi. Sevinç nidaları, tamam mı? Bunlar sevgili gençler uyarı cümleleri. Bunlar önerme belirtmez. Çünkü doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında kesin bir hüküm veremeyiz. Dolayısıyla biz buna önerme değildir diyeceğiz. Önerme değildir yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, geçtik ikinci sayfamıza. Bir uçak yolculuğunda kaptan pilot şu anonsu yapmıştır. Günaydın sayın yolcularımız. Şu an yerden 35 bin feet yükseklikteyiz. Uçağımız saatte 700 kilometre hızla uçmakta. Meteorolojiden alınan bilgiye göre Adana'da hava açık ve 30 santigrat sıcaklığı göstermektedir. İyi uçuşlar. Buna göre kaptan pilotun kurduğu cümlelerden kaçı önermedir diye soruluyor. Sarı ile işaretlediklerimiz önerme olsun, turkuazla işaretlediklerimiz önerme olmasın. Hadi bakalım. Günaydın sayın yolcularımız. Şimdi doğru mu yanlış mı? Bu bir dilek cümlesidir ve dolayısıyla sevgili gençler önerme değildir. Şu an yerden 35 bin fit yükseklikteyiz. Doğru veya yanlış diyebiliriz biz buna. Dolayısıyla sevgili gençler bu bir önermedir. Uçağımız saatte 700 kilometre hızla uçmaktadır. Doğru veya yanlış diyebiliriz. Dolayısıyla bir önermedir sevgili gençler. Meteorolojiden alınan bilgiye göre Adana'da hava açık ve 30 santigrat sıcaklığı göstermektedir. Bir önermedir sevgili gençler. Çünkü biz bunu ölçebiliriz. Ha, yani doğru veya yanlış diyebiliriz. İyi uçuşlar bir dilek cümlesidir. Temenni cümlesidir. Dolayısıyla önerme değildir diyeceğiz. Sarı ile işaretlediklerimiz önerme.
Bunlar önerme, bunlar değil sevgili gençler. Diğer soruya bakalım hadi. A ve B şıkları verilmiş soruda. A şıkkın diyor ki yukarıda verilen ifadelerden hangileri birer önermedir? 2 kere 3 6 eder. Doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında kesin bir hüküm verebiliriz. Önermedir. 2 basamaklı 89 tane doğal sayı vardır. Sayabiliriz. Doğru mu yanlış mı bulabiliriz. Önermedir. Sakın unutma. Bir uyarı cümlesi. Önerme değildir. Yukarıda verilen ifadelerden önerme olanların doğruluk değerini bulunuz. Yani şununla şunun doğruluk değerini bulacağız şimdi 1 ile 2'nin. 2 kere 3 6 eder mi? Eder. Doğruluk değeri 1'dir. 2 basamaklı 89 tane değil 90 tane doğal sayı vardır. 10'dan 99'a kadar 90 tane doğal sayı vardır. Dolayısıyla yanlış bir önermedir sevgili gençler. Geçtim 3. sayfama. Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye denk önermeler diyeceğiz. P önermesi Q önermesine denkse bunu da şu işaretle göstereceğiz. Denklik işareti bu arkadaşlar. Şunu da karıştırmayın. Bu eşittir. Denk değillerse de bunun üstünü çizeceğiz bu şekilde. Bu da denk değildir olacak, tamam mı? Aşağıda P, Q, R, S önermeleri verilmiş. Diyor ki buna göre birbirine denk olan önermeleri bulunuz diyor. Hadi bakalım hemen uygulamasını yapalım. 1 bölü 2, 1 bölü 4'ten büyüktür diyor. Büyük müdür? Büyüktür. Doğru. Manisa ili Karadeniz'dedir. Hayır efendim. Ege bölgesindedir. Dolayısıyla doğruluk değeri sıfırdır. Bir küpün 8 tane köşesi var mıdır? Evet vardır. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayı 123'tür demiş. 123 değil. 102'dir. Bu da yanlış bir önerme. Demek ki sevgili gençler P önermesiyle R önermesi birbirine denk iken Q önermesiyle de S önermesi birbirine denktir diyebiliriz. Geçtim bir sonraki sayfama. Önermelerin doğruluk değerlerinin gösterildiği tabloya da doğruluk tablosu diyeceğiz. Örneğin herhangi iki P ve Q önermesi için doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir. P ve Q 1, 1 ikisi de doğrudur. İkisi de yanlıştır. Bu doğruyken bu yanlış, bu yanlışken bu doğrudur diyebiliriz. İki farklı önerme için 4 tane doğruluk durumu olduğu görülür. Peki birbirinin değil olmayan n tane farklı önerme için kaç tane doğruluk durumu vardır? 2 üzeri n tane. Mesela P olsun, Q olsun, R olsun, T olsun. 4 tane önerme. Bu doğru veya yanlıştır. 2 çarpı doğru veya yanlıştır. 2 çarpı doğru veya yanlış. 2 çarpı doğru veya yanlış. 2. Toplamı 16 tane doğruluk durumu vardır. Yani 4 tane önerme varsa 2 üzeri 4 ile bulunacaksa n tane önerme varsa da 2 üzeri n ile bulunur. 256 farklı doğruluk değeri için birbirinin değil olmayan kaç farklı önerme vardır diye soruluyor. Sevgili gençler 2 üzeri n diyeceğiz. N tane önerme olsun sorumuzun cevabı. Tamam mı? 2 üzeri n'i ben 256'ya eşitleyeceğim ki 256 da 2'nin 8. kuvvetidir. Dolayısıyla n sayısı da burada 8'dir diyebiliriz. Yani cevap 8'miş. Bir diğer soruya geçelim hemen. P ve Q birbirinin değili olmayan iki farklı önerme. Buna göre P, Q ve Q üssü önermeleri için kaç farklı doğruluk durumu vardır? Arkadaşlar P, Q ve Q üssü. Yani şimdi şu Q ile Q üssü birbirinin değilleri biliyorsunuz. Yani bunun doğruluk durumu zaten buna göre hal alacağı için, şekil alacağı için bunu görmezden gelebilirsiniz. O halde iki tane önerme vardır deyip 2'nin karesinden 4 tane doğruluk durumu vardır. Doğruluk değeri vardır sevgili gençler. Ne yapıyormuşuz? Tekrar edelim. Değilini saymak zorunda değilsiniz. Yani burada bir de mesela P'nin değil olmuş olsaydı bunu da görmeyecektik. Bunu da görmezden gelebilirdik. Hem bunu hem bunu görmezden gelip 2 tane birbirinden farklı önerme var. 2'nin karesinden gene 4 tanedir diyecektik. 5. sayfamız. Bir önermenin hükmünün değiştirilip yerine olumsuzunun kullanılmasıyla elde edilen önermeye ilk önermenin değili denir. Olumsuzu da denir ama biz daha çok değilini kullanacağız. Çünkü P'nin olumsuzu yerine P değil demek daha kolay oluyor. P önermesinin değili şu işaretle gösterilir. P önermesi doğruysa doğruluk değeri 1'dir ve P'nin değil önermesinin doğruluk değeri de 0'dır. Yani 1'in değili 0, 0'ın değili 1'dir diyebiliriz. Bir önermenin değilinin değili önermenin kendisine denktir. Ben önermenin değilini aldım. Bunun da değilini alırsam tekrar kendine dönecektir. Bu özelliğin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir. P ve P'nin değili. Bu 1 iken bu 0. Bu 0 iken bu 1. Peki P'nin değilinin değili 0'ın değili 1. 1'in değili 0 olduğu için aha da şunlar bak birbirine denktir diyebiliriz. Şununla şu. Bununla bu. Demek ki P, P'nin değilinin değiline denktir. Sorumuza bakalım. P, Q, R önermeleri verilmiş. Buna göre bu önermelerin değillerini bulunuz. Hadi bakalım. P'nin değili. 2 nokta üst üste. Açtım tırnağı. 1 yıl 4 mevsim değildir diyor. Değildirin değili nedir? Kendisidir. Yani 1 yıl 4 mevsimdir. Aynen bu şekilde yazacağız. Pekala. Q'nun değiline bakalım.
2 nokta üst üste açtım tırnağı. 3 sayısı 7'den büyüktür. 3 sayısı 7'den küçüktür. Küçüktür bitti mi bitmedi. Küçüktür veya eşittir. Evet sevgili gençler. Burada önemli nokta bu. Büyük olmayan şey illa küçük değildir. Eşit de olabilir. Değil mi? Dolayısıyla büyüktürüm ben olumsuzunu alırsam, değilini alırsam küçüktür veya eşittir demem gerekiyor. R önermesinin değiline bakalım. 2 nokta üst üste açtığım tırnağa 5 artı 2 bakın eşittir demiş. Eşittirin değili nedir? Eşit değildir. 7. Bu kadar. Matematiksel olarak daha basit hale gelmiş oldu. 6. sorumuz. 6. sayfamız. Aşağıda P, Q, R ve S önermelerinin doğruluk değerleri verilmiş. P ve Q'nun değili 1'miş. Şimdi yazalım bakın. P önermesi denktir 1. Q önermesi denktir 0. Çünkü Q'nun değili 1 ise Q 0'dır. R'nin değili 0 ise R 1'dir. S zaten 0 olduğu verilmiş. Diyor ki P önermesi hangi önermelere denktir? P önermesi sevgili gençler R'ye denktir. Doğru mu? Çünkü ikisi 1 sadece. Hatta Q'yu sormuş olsaydı Q da S'ye denktir diyebilirdik. Bir diğer sorumuz. 5 erkek ve 10 kız öğrencinin bulunduğu bir grupla ilgili olarak P önermesi diyor ki bu grubun 3'te 2, 3'te 1'i erkek değildir. Önermesinin değilini yazarak doğruluk değerini bulunuz. Şöyle yaptık. P'nin değili, değilini yazın demiş. Bu grubun 3'te 1'i erkektir olacak. Değildir'in değili olumlu bir mana taşır. Bu grubun 3'te 1'i erkektir. P'nin değili. Yazarak değilini bulunuz demiş ya. Bakın 5 tane erkek var, 10 tane kız var. Yani 15 kişiden 5 tanesi erkek. Doğru mu? O zaman 5 bölü 15'i erkektir. Yani sevgili gençler sadeleşirsek 1 bölü 3'ü ya da 3'te 1'i erkektir. Demek ki P'nin değili doğru bir önermedir. P önermesi de yanlış bir önermedir diyebiliriz. Diğer sorumuz bir futbol karşılaşmasında galip gelen takıma 3 puan verilirken mağlup olan takıma 0 puan beraberlik durumunda her iki takıma da birer puan verilir demişiz. A takımı BCD takımlarıyla birer karşılaşma yapmış. P önermesi diyor ki A takımı B takımına karşı galip gelmiş. A takımı C takımına karşı mağlup olmuş. A takımı D takımıyla berabere kalmış. Yukarıda verilen önermelerin olumsuzlarının doğru olduğu bilindiğine göre. Şimdi olumsuzları doğruysa bu yanlış söylüyor. Bu yanlış söylüyor, bu da yanlış söylüyor. A takımı en çok kaç puan almıştır? Şimdi bakın. P önermesine baktık. A takımı B takımına karşı galip gelmiştir diyor. Hayır, galip gelmemiş. Ya yenilmiş ya da berabere kalmış. Tamam mı? Ya yenilmiş ya berabere. A takımı C takımına karşı mağlup olmuştur diyor. Hayır efendim. Ya yenmiştir ya da berabere kalmıştır. Çünkü bunun doğruluk değeri de sıfırdı. Bununki de sıfır. Bu da yanlış söylüyor. Bakalım ne demiş? A takımı D takımıyla berabere kalmıştır. Hayır. Ya yenmiştir ya da yenilmiştir. Şimdi ne diyor soruda? Sorunun kökünü A takımı en çok kaç puan almıştır? Arkadaşlar A takımı burada beraberliği tercih edersek yüksek puan alır buna nazaran. Burada yenmiş ve burada yenmiş diyeceğiz. Berabere kalırsa 1 puan, yenmiş olursa 3 puan, yenmiş olursa 3 puan. Toplamda sevgili gençler maksimum 7 puan almıştır diyebiliriz. Geçtim 7. soruma, 7. sayfama. 2 veya daha fazla önermenin ve, veya, ya da, ise, ancak ve ancak bağlaçlarıyla birleştirilmesiyle elde edilen önermelere bileşik önerme denir. İki tane önerme olacak. Düz, sade, basit önerme olacak. Ben bunları V ile, veya ile, ya da ile, ise ile, ancak ve ancak yani toplam 5 tane bağlaçla birbirine bağlamaya biz bağladıktan sonra yeni oluşan önermeye, uzun önermeye bileşik önerme denir. Öncelikle V bağlacını bir tanımlayalım. P ve Q önermelerinin V bağlacıyla bağlanmasına oluşan birleşik önermeye P ve Q bileşik önermesi denir. Ve bu önerme şu şekilde gösterilir sevgili gençler. Tamam, şu şekilde göstereceğiz bakın. Şöyle. Şuna V bağlacı diyoruz. V bağlacı. P ve Q bileşik önermesinin doğruluk değeri P ile Q önermelerinin her ikisi de doğruyken doğru, diğer durumlarda yanlıştır. Yani gençler bakın 1-1-0-0 yazdık. Burası da 1-0-1-0. İçlerinde satır olarak içlerinde en az bir tane 0 varsa cevap mutlaka 0 olur. P ve Q önermesinin doğru çıkabilmesi için ikisinin de 1 olması gerekir. En çok kullanacağımız iki cümle. P ve Q'nun içinde V önerme, V bağlacının yanında 0 varsa cevap 0'dır.
V bağlacının sonucu 1 çıkmışsa 2 önermede 1'dir. En çok kullanacağımız iki cümle. Yazın bunları. Videoyu başa sarın, tekrar yazın. Şimdi P ve Q demiş ki bir dik bir dörtgenin iç açıları toplam 360 derece, 12 sayısının en büyük doğal sayı böleni 6'dır demiş. Buna göre önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz. Şimdi şunlara doğru demiş gibi ol. Onlar doğru değil. Bunlar böyle. Şimdi P önermesinin doğruluk değeri bir dörtgenin iç açıları toplam 360 derece midir? Evet hocam, 360 derecedir. Bunun doğruluk değeri 1, yani P denktir 1. Buya bakalım sevgili gençler. 12 sayısının en büyük doğal sayı böleni 6'dır demiş. 6 değil, 12'dir, kendisidir. Dolayısıyla Q önermesi yalan söylemiş. P'nin değili yalan söyler. Q'nun değili doğru söyler. Pekala. Şimdi yerlerine yazacağız. P 1'di ve Q'nun değili 1'di. P'nin değili 0'dı. Q'nun değili 1'di. P 1'di. Q 0'dı. 1 ve 1, 1'dir. V bağlacının işleri içinde en az bir tanesi 0 ise cevap 0'dı. Dolayısıyla cevabımız 1, 0, 0 olacaktı sevgili gençler. Bir diğer sorumuz. 3'ün karesiyle 4'ün karesinin toplamı 5'in karesidir. Doğru. 3'ün karesiyle 4'ün karesinin karekökü 7'dir. Yanlış. P 1'di. Q 0'dı. V ile bağlarsak ne olur arkadaşlar? 0 olur. Çünkü V bağlacının yanında 0 varsa cevap 0'dır. Geçtim 9'a. Ali, Can ve Ege isimli 3 arkadaş doktorluk, mühendislik ve avukatlık, tüccarlık mesleklerinden farklı birini yapmaktadır. Güzel soru, dikkat edin. Kimse önermesi diyor ki Ali doktordur ve Can mühendistir. T de diyor ki Can mühendis ve Ege avukattır. Önermeleri veriliyor. S önermesi doğru. T önermesi yanlış bir önerme olduğuna göre Ege'nin mesleğini bulunuz. Şimdi bu doğruysa Ali doktordur ve Can kesinlikle mühendistir. Ali doktor, Can mühendis, değil mi? Şimdi geriye kim kaldı? Ege kaldı. Ve bu Ege de ya mühendis değil, pardon özür dilerim, ya avukat olacak, tamam mı? Ya da tüccar olacak, ikisinden birisi. Bakın şimdi Can'ın mühendis olduğunu biliyoruz ya, şurası doğru. Bir ve Ege avukattır diyor ve bu önermenin sonucu yanlışsa ve önermesinin yanında sıfır olsun ki cevap sıfır çıksın. Demek ki Ege avukat değil. Ege avukat değilse Ege'nin hangi işi yapıyordur? Tüccarlık yapıyordur. Demek ki cevabımız tüccar olacak sevgili gençler. PQ ve R birer önermedir. P'nin değili ve R birdir. Şimdi V bağlacının sonucunun 1 çıkabilmesi için bunun da 1 olması gerekiyor. Demek ki P 0'mış. P'nin değili 1 ise P 0'dır. R 1'dir. R 1 ve Q 0 ise bakın şurası 0 olmak zorunda. Demek ki Q da 0. PQ önermelerinin doğruluk değerini bulunuz demişti. P bu, R bu, Q da bu sevgili gençler. Geçtim 10. soruma. V bağlacının özellikleri. Peki nedir bu özellikler? P ve P, P'ye bağlıdır. V'nin tek kuvvet özelliğidir sevgili gençler bu. Yani şöyle düşünün. P ve P denktir. Bu nereden geliyor hocam diye sorarsan. Bu 1 ise bu da 1'dir. Bu 0 ise bu 0'dır. Şimdi 1 ve 1, 1'dir. 0 ve 0, 0'dır. Yani sevgili gençler, P'ler neyse cevap o oluyor bakın. Dolayısıyla neye bağlıdır? Tabii ki P'ye bağlıdır sonuç. P ve P, gördüğünüz üzere P yazabilirsiniz. P ve Q, Q ve P'ye denktir. Değişme özelliği mevcuttur. Bağlaçların hepsi V ise ve 3 tane önerme varsa önce hangisini yapacağın, önce hangisini V bağlacıyla bağlayacağın hiçbir önemi yoktur. P ve 1, P'ye denktir. P ve 1'i yazdım bakın. P 1 ise, şurası 0, neden yazdım ki ben oraya? Gençler P 1 ise cevap da 1'dir. P 0 ise cevap da 0'dır. Tamam. Dolayısıyla P'ye bağlıdır diyoruz. P ve 0 0'dır çünkü V bağlacının yanında 0 varsa cevap 0'dır. P ve P'nin değili 0'dır. Neden? Çünkü bu 1 iken bu 0, bu 0 iken bu 1. Mecburen işin içinde 0 var. O halde hep cevap 0'dır diyebiliriz. Sorulara bakalım. Şu 0'ın değeri nedir? 1'dir. 1 ve 1, 1. 1 ve 1, 1'dir. Bakın koskoca bir önerme olmasına rağmen V'nin yanında 0 varsa cevap 0'dır. P ve P, P'ye bağlıdır. Q ve 0, 0'dır. 0 ve P, P 0'dır. P ve 1, P'ye bağlıdır. Q ve 0, 0'dır. 0 ve P, 0'dır. P ve Q ve Q'nun değili. Önce şu ikisini alırım. Burası 0'dır. 0 ve P yine 0'dır. Bakın hepsi V bağlacıyla bağlanmış. Dolayısıyla ben bunu P'nin değili ve Q ve Q ve R biçimde yazabilirim. Q ve Q nedir? Q'dur. Dolayısıyla bunun en kısa hali P'nin değili ve Q ve R'dir sevgili gençler. En sade hallerini bulmuş olduk böylelikle. Geçtim 11. sayfama. P ve Q iki önerme. P'nin değili ve Q denktir.
denktir P ve P olmak üzere P'nin değil ve Q'nun değil önermesinin en sade halini bulunuz. Bakın P ve P neye bağlıydı? P'ye. Şimdi P'nin değil ve Q denktir P diyeceğiz. Tamam. Bunu şöyle genişçe yazalım. P'nin değili ve Q denktir P yazdım. Şimdi burası 1 ise P'nin değili 0 olacaktır ve Q. Şimdi 0 ve Q'nun 1 olma gibi bir ihtimali var mı? Yok. Demek ki P %100 0 olacak. P 0 ise burası 1'dir. 1 ve bir şey 0 olmuş. Nedir o? 0'dır. Şimdi %100 demek ki P 0'mış. Q da 0'mış sevgili gençler. Bakın P 0'mış. Q da 0'mış. O halde P 0 ise P'nin değili 1'dir. Q 0 ise Q'nun değili 1'dir. 1 ve 1 de neye bağlıdır? Neye denktir? 1'e denktir diyebiliriz. Pekala. Veya bağlacıyla kurulan bileşik önermelere bakalım şimdi. P ile Q önermelerinin veya bağlacıyla bağlanmasından oluşan bileşik önermeye P veya Q bileşik önermesi denir. Önerme P veya Q biçiminde gösterilir. P veya Q bileşik önermesi P ile Q bileşik önermelerinden en az biri doğruyken doğru, her ikisi de yanlışken yanlıştır. Yani V'nin tam tersi. P ve Q önermeleri için P veya Q önermesinin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir. Bakın 1 1 0 0 1 0 1 0. Bu da içlerinden herhangi bir tanesi 1 ise cevap 1'dir diyeceğiz. Bakın 1 ise cevap 1'dir. 1 var cevap 1. 1 var cevap 1. 0 olması için ikisinin de 0 olması lazım. Şart. V'nin tam tersi diye bu yüzden söyledim ben. Geçtim 12. sayfama. P önermesi diyor ki eksi 2'nin karesi olan 4 eksi 8'den küçüktür. Hayır efendim, yanlış. Q önermesi diyor ki eksi 3 sayısının sayı doğrusu da 0 sayısına olan uzaklığı 3 birimdir. Yani eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür diyor. Doğru. Demek ki sevgili gençler P önermesi yanlış, Q önermesi doğru, P'nin değil önermesi doğru, Q'nun değil önermesi de yanlıştır. P neydi? 0 veya Q'nun değili neydi? 0. 0 veya 0 0'dır. P'nin değili 1 veya yanındaki önemli değil cevap 1'dir. P 0'dı, Q 1'di. 1 olduğu için burada cevap nedir? 1'dir. Bakın burası önemli bile değil, hesaplamadık bile. Cevabımız 0 1 1 olacak. Bir sonraki sorumuz en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir önermesi doğru. En küçük asal sayı 3'tür yanlış çünkü en küçük asal sayı 2'dir. P veya Q sorulmuş. 1 veya 0 cevap nedir? 1'dir. Neden? Çünkü veya'nın yanında 1 varsa cevap 1'dir sevgili gençler. P, Q ve R birer önermedir. Elimizde şöyle bir durum var. P veya Q'nun değili veya R'nin değili denktir 0. Şimdi bunun 0 olması için alayının 0 olması lazım. Çünkü V'nin içinde bir tane 1 varsa cevap 1'di zaten. Demek ki sevgili gençler P önermesi 0, Q önermesi 1, R önermesi 1, P'nin değili 1, Q'nun değili 0, R'nin değili 0 olacak. Yerlerini yazacağız. P'nin değili 1 veya gerisini yazmama gerek yok. Cevap 1. P'nin değili 1 ve Q neydi? 1. 1 ve 1, 1'e denktir. Veya'nın yanında 0 var. Olay buraya bağlı olacak. Q neydi arkadaşlar? 1 ve R'nin değil neydi? 0. 1 ve 0 nedir? 0. Peki 0 veya 0 nedir? 0'dır. O halde bu da 0 olacak. Yani cevap 1, 1 ve 0 olacakmış sevgili gençler. Bir diğer sorum. Aşağıda içine su konulmuş bir şişe görseli verilmiş. Şişenin ölçüleri mililitre cinsine göre yazılmıştır. Bu önermeler de verilmiş. Buna göre bu önermelerin doğruluk değeri. Şimdi diyor ki bakın görsel belli zaten burada. Şişenin içinde 40 mililitreden fazla su vardır. Bakın 40 burası. Şişenin seviyesi burada. 40 mililitreden fazla su var mıdır? Evet vardır. Bu doğru. P önermesi doğru. Şişenin bir kısmı boştur. Evet doğru. Şişeye 20 mililitre daha su katılırsa şişe dolar. Arkadaşlar 60 olsaydı 20 mililitre doldurduğum zaman şişe dolardı ama burada şişe daha dolmamıştır. 20 mililitreden daha fazla koymamız lazım şişenin dolması için. Şimdi P neydi? 1. Q'nun değili Q1'di. Q'nun değili 0 olur. 1 veya 0 1'dir. 1 ve R'nin değili 1. 1 ve 1 nedir? 1'dir. 2'ye bakalım. P'nin değili 0 ve buradaki önemli değil çünkü burası 0 çıkacak. Veya R neydi? 0. 0 veya 0 da 0'dır. Yani cevabımız 1 ve 0 olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım veya bağlacının özellikleri neymiş? P veya P, P'ye denktir. Tek kuvvet olma özelliği. V'de de vardı. P veya Q, Q veya P. V'de de vardı zaten değişme özelliği. Hepsi veya ise işlemleri hangi sırada yaptığının hiçbir önemi yoktur. P veya 0, P'ye denktir. Bakın P veya 0 denktir. Bu 1 ise cevap 1 olur. Bu 0 ise
cevap 0 olur. Yani P ne ise cevap o oluyor. Demek ki burası P'ye bağlıdır diyebiliriz. Veya'nın içinde 1 varsa cevap 1'dir. 1 veya 0, 0 veya 1 olur. İçlerinde en az bir tane 1 olduğu için cevap yine 1'dir diyeceğiz. Şunlara bakalım alıştırma tarzındaki sorularımıza. Şurası zaten 1 olduğunu biliyoruz. 1 veya 0, 1'dir. P veya 1, 1. Q veya 0, Q'ya bağlı. 1 ve Q, Q'ya bağlıdır diyebiliriz. Daha sonrasında P ve 0, 0. 0 veya R, R'ye bağlıdır. R veya 1, 1'dir. Yani aslında şuraya bakmamıza hiç gerek yokmuş. Bazen sorunun sonuna bile baksak yetiyor. Veya'nın yanında 1 varsa cevap 1'dir. Pekala. Bakın şurası nedir? P'ye bağlıdır. P veya P'nin değili de zaten neydi? 1'di. P veya Q veya Q'nun değili. Ben şunu şöyle yaparım. Şuradaki parantezi görmem. Q veya Q'nun değili 1'dir. 1 veya P de 1'dir. P veya Q veya P'nin değili veya R en sade hali. P veya Q veya P'nin değili veya R derim. Şununla şu 1 olduğu için tamamı 1'dir sevgili gençler. Anlaştık mı? Geçiyorum 15. soruma. V ile veya bağlacının birlikte kullanıldıkları özelliklere. Şimdi nasıl ki biz 2 çarpı x artı y dediğimiz zaman bunu biz içeri 2 çarpı x artı 2 çarpı y diye dağıtıyoruz. Arkadaşlar burada da V'nin veya üzerine veya'nın da V üzerine dağılma özelliği vardır. Dağılma özelliği vardır. Aynı şekilde bunların sağdan dağılma özellikleri de vardır. Ben bunları dağıtabilirim. P ve Q veya P ve R. Bakın P veya Q ve P veya R. Anlaştık mı? Peki hocam kümelerde olduğu gibi bunlarda da de Morgan kuralları var mı? Var. Çünkü kümelerdeki ve kümelerdeki birleşimle buradaki veya, kümelerdeki kesişimle buradaki ve, kümelerdeki evrensel kümeyle buradaki bir, kümelerdeki boş kümeyle buradaki sıfır hep birbirine benzerdir sevgili gençler. Zaten aynı temeller üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla de Morgan kuralları burada da vardır. P veya Q'nun değili, ikisinin de değilini alıyorsunuz. Veya'yı da V yapıyorsunuz. P ve Q'nun değilinde de ikisinin de değilini aldınız. V'yi de veya yapıyorsunuz. Bu kadar. Şunlara bakalım hadi. İçeri dağıtacağız sevgili gençler bunları. P'nin değili ve P veya P'nin değili ve Q. Şurası nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Sıfır veya bu da buna bağlıdır. Yani P'nin değili ve Q'ya bağlıdır. Demek ki cevap bu. Şuna bakalım. Bakın arkadaşlar. Q var. Q var. Ve şurada da veya içeride de hep V var. Demek ki ana işlem veya Q da içeri dağılmış. Q, Q, V parantezinde P'nin, P veya P'nin değili diyebiliriz. Bu da sevgili gençler P veya P'nin değili 1'dir. 1 ve Q da Q'ya bağlıdır dedik. Cevabımız Q'ymuş. P veya Q'nun değilinin değili alalım. P'nin değili ve Q'nun değilinin değili Q. P'nin değili ve Q'nun değili veya Q. Bakın burası ne olur? P ve Q'nun değili olur veya Q. Q'nun değili veya Q 1'di. O zaman 1 veya P de 1'dir. P veya Q ve P'nin değili ve Q'nun değili. Bakın P veya Q veya P'nin değili ve Q'nun değili denmiş ya. P veya Q veya bakın ben burayı P veya Q'nun değil olarak yazabilirim. Yani burası 1 ise şurası 0'dır. Burası 0 ise burası 1'dir. O zaman cevap her zaman nedir? İçlerinden bir tanesi mutlaka 1 olduğu için ve veya ile bağlandığı için mutlaka cevap 1'dir diyebiliriz. Geçtim 16. sayfama. Mert isimli bir öğrencimiz var. P ve P veya Q önermesinin en sade halini bulmak için aşağıdaki işlemleri yapmış. Öncelikle diyor ki ben bu P gördüğüm yere P veya 0 yazabilirim. Sonuçta bu da P'ye denktir diyor. Daha sonrasında diyor ki buradaki P içeri dağılmıştır aslında. P veya 0 ve Q. 0 ve Q nedir? 0'dır. P veya 0 nedir? P'dir. Bunu bu şekilde buluyor. Buna göre Can isimli öğrenci Mert'in yaptığı işlemlerin benzerini yaparak P veya P ve Q önermesinin en sade halini ne olarak bulur demiş. Bakın yazıyorum. P veya P ve Q. Ben burada P'nin sevgili gençler P ve 1'e denk olduğunu biliyorum. P 0 ise cevap 0'dır. P 1 ise cevap 1'dir. O halde ben
Şu kısımda P gördüğüm yere P ve 1 veya P ve Q yazıyorum. Bakın P'ler ortak, dağılmış. Neyle dağılmış? V ile. P ve 1 veya Q yazacağım. 1 veya Q 1'e denktir. Ve bu da P ve 1'e denktir. Ve bu da P'dir. Dolayısıyla cevabımız da P olur diyeceğiz. Yani yukarıdakine benzer olarak bu şekilde bir ispat yapabiliriz. P ve Q birer önermedir. P ile Q'nun arasında yıldız varsa eğer bu şu manaya geliyor. Birincinin değilini al, araya V koy, ikinciyi yaz. Buna göre bu önermenin en sadelerini bulunuz. Şimdi bakın, şu yıldızı çözelim önce. Birincinin değilini al, P yıldız Q, araya V koy, ikinciyi aynen yaz. Şuraya bakalım, aynısını yapalım. P'nin değili V, Q, ikinciyi aynen yazdım. Bir de V var, P var. Şimdi P'nin değiliyle P var burada. İkisini bir araya getirirsem, ikisinde de veya var çünkü. İkisini bir araya getirirsem sevgili gençler ne olur burası? Direkt olarak sıfır olacaktır. Geçtim 17. sayfama. Bakalım bir sonraki sayfamızda ne var? Tamam, yadaya geçeceğiz. Sevgili gençler, bu videonun part 1'i bu. Bu soruyla bu videoyu noktalayacağız. Daha sonrasında devamında yada bağlacını, ise bağlacını, ancak ve ancak bağlaçlarını göreceğiz. Aşağıda iç içe çizilmiş 3 tane daire görseli verilmiştir. Şekildeki 1, 2, 3 nolu bölgeler sarı, kırmızı ve turuncu renklerinden sadece birisiyle boyanacak. P önermesi diyor ki 1 numaralı bölge kırmızıya boyanmış. Bu da diyor ki 2 numaralı bölge sarıya boyanmış. Önermeleri verilmiş. Şuradaki P'nin değili ve Q önermesi yanlışmış. Bakın P'nin değili veya Q önermesi nasıl bir önermeymiş? Yanlış. Şimdi veya varsa, sonucu da yanlışsa bu da yanlıştır, bu da yanlıştır. Demek ki P önermesi doğru söylüyor diyeceğiz. Q önermesi yanlış söylüyor. Bu doğru, bu yanlış. Bir nolu bölge kırmızıya boyanmıştır diyorsa ve biz bu önermeye doğru dediysek demek ki bir numaralı bölge gerçekten kırmızıya boyanacak. Şöyle tam boyayalım sevgili gençler burayı. Şöyle kırmızıya boyadık. Tamamdır. Sonra Q önermesi yanlış söylüyormuş bakın. Diyor ki 2 numaralı bölge sarıya boyanmıştır. Demek ki 2 numaralı bölge sarıya boyanmamış. Neye boyanmış? Turuncuya boyanmıştır. Değil mi? Dolayısıyla burayı da turuncuya boyayalım şöyle. Numaralı bölgeyi. 3 numaralı bölgede ne kaldı sevgili gençler? Sarı kaldı. Demek ki orayı da sarıya boyayacağız. Ve bölge bölge boyanması gereken renkler ne oldu sevgili gençler? 1 numaralı bölge kırmızı, 2 numaralı bölge turuncu, 3 numaralı bölge sarı olmuş oldu. Evet, bu videoyu da bitirdik. Bir dahaki videoda yada bağlacı ile oluşan bileşik önermeleri işleyeceğiz sevgili gençler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.